İlk cevaplar. Orhan Gazi'ye sormuşlar. Osmanlı'nın ikinci sultanı, Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi. En büyük zulüm nedir? Geciken adalettir demiş. Orhan Gazi'nin cevabı gerçekten de ibretlik. Geciken adalet en büyük zulüm. Zira zamanında adalet yerine getirilmesi artık iş işten geçmiş, vakit geçip gitmiştir. Ünlü filozoflardan, devlet adamlarından Cicero'ya sormuşlar. Roma İmparatorluğu nasıl yıkıldı? Koskoca Osmanlı nasıl yıkılıp gitti? İşi ehline vermedik diye yanıt vermiş. Sadece Roma İmparatorluğu'nun değil, yıkılan bütün devletlere bakın. Liyakat yani işi ehline vermemek o devletin yıkılmasındaki en büyük unsurların başında gelir. Çünkü işi ehline vermemekte Orhan Gazi'nin söylediği üzere adaletin zafiyetinin en büyüğüdür eşi, akrabayı, talukatı, tanıdıkları, layık olmadıkları halde, ehil olmadıkları halde, liyakatları olmadığı halde görev başına getirmek demek, o ülkenin, o memleketin, o devletin bitmesi demek, tükenmesi demek. İşi ehline verirsek o ülke kalkınır. Veyahut da bir genel müdürlükte çalışıyorsak o genel müdürlük ilerler. Veyahut da herhangi bir şirkette isek o şirket parıl parıl parıldar. Ama ehne vermezsek bugün olmazsa yarın çöküş mukadderdir. Bugünkü Türkiye'nin en büyük dertlerinin başında bu gelmektedir. Karun dünyanın en zengin insanlarından belki de en zengini. Zenginliğin sırrı nedir demişler. Evet, halka avuç açmamaktır demiş. Halka avuç açmazsanız zenginlik size koşa koşa gelir. Yani istina sırrıyla müstani olmak. Yani Allah'tan başkasına hiçbir zaman boyun eğmemek, Avuç açmamak zenginliğin işte sırrı bu. Dördüncü Murat'a sormuşlar, yardıma alışana ne olur? Yani yardım alıyor, emir almaya da alışır diye cevaplamış dördüncü Murat. Dördüncü Murat Osmanlı'nın en büyük padişahlarından gerileme döneminin Belki de en büyük ismi yardıma alışan emir almaya da alışır diye cevap veriyor. Evet yardımcı olalım ama bu yardımı ilaniheye ya sürdürmeyelim o insana ata sözümüzde olduğu gibi balık vermeyelim devamlı balık tutmaya alıştıralım kendi ayaklarında yürümeye alıştıralım devamlı bir başkasının yardımıyla yaşamasın. Evet. Gorboçov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri, SSCB'nin son başkanı Mihail Gorboçov hala da yaşıyor kendisi. Soruyorlar en büyük hatan neydi diye sormuşlar. O da demiş ki yanlışı hep karşımızdakinde aradık diye yanıtlamış. Evet. Ruslardan geldik. Gene aynı şekilde devam ediyoruz Stalin'le. Fakat en büyük hatayı kimde aramamız lazım? Kendimizde aramamız lazım. Hep başkasında hata bulmak en büyük hatamız. Evet. Ünlü Rus lider Stalin zalimlerin en büyüklerinden birçok kişiyi, milyonlarca insanı katleden Stalin'e soruyorlar. En büyük korkunuz sokakta yalnız başıma yürümek diye cevaplamış. Evet milyonlarca on milyonlarca insanın hayatını katleden bu kadar büyük zulümleri işleyen insan yalnız başına insanlar arasında Yürüyememekten muzdarip. Evet görüyorsunuz. Göbels'e sormuşlar kimdir? Göbels. Göbels Hitler'in danışmanı hemen yanı başında bulunan İktidar nedir? Düşman yaratmaktır. Cevabını vermiş. Evet. Hep bir düşman oluşturmak. Karşıda olanı ortaya atmak. Ve Goebbels'i takip edenler de hep insanları düşmanlaştırıyor, ötekileştiriyor, hainleştiriyor, teröristleştiriyor, kriminalize ediyor. Düşman yaratıyor. İnsanları onların aleyhinde bulunduruyor. İşte bu da maalesef ülkeyi parçalanmaya bölünmeye götürüyor. Halbuki birlik olmak, dirlik olmak, hep beraber ağlamak lazımsa ağlamak, gülmek lazımsa gülmek özelliğini kavuşması lazım milletin. Yoksa bölmek, düşman oluşturmak en kolay. İkinci Ramses'e gitmişler Firavun. En büyük piramit hangisi? kibrimizdir demiş. Evet. Kibir o kadar büyük bir piramit ki insanı cehenneme götüren unsurların en başında gelenlerinden. İnsanı kendisini en büyük görüyor. Karşıdakileri küçük görüyor ve onlarla yakınlık kurmuyor. Onun için kibrimizi ne kadar aşabilirsek o kadar iyiyiz. Evet, insanın en büyük günahlarındandır diyor Peygamber Efendimiz. Kibir, zerre miktarı kibir olan cennete giremez buyurmuş Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kibirli olmaktan Allah'a sığınmak lazım. Alçak gönüllü, mütevazı olan yükselir, yücelir. Platon'a sormuşlar. Platon diğer ismiyle Eflatun. Biliyorsunuz ünlü filozoflarından birisidir arkadaşlar tarihteki. Devlet nasıl yönetilir? Ya ilimle ya zulümle diye yanıtlamış. Evet, Platon'un cevabı enteresan. Haccacı zalime de soruyorlar. Devlet nasıl yönetilir? Ya ilimle ya zulümle. Evet. O da bu şekilde cevap veriyor. Bizde de ilim yok tam manasıyla. O zaman o zulme başvuruyoruz demiş. Ve çekenler maalesef o şekilde zulmü çekmeye devam etmiş. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar ibretlik cevaplarla karşınızdaydık. Allah'a emanet olun aziz dostlar.